Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir? Ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Her yukarıya hareketimizde aşağı doğru tekrardan yönlendiren ayılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani burada düşmelere doyamayan bir Bitcoin söz konusu. Peki bu hep böyle mi devam edecek? Burada tekrardan yükseliş senaryolarını konuşabilir miyiz? Veya en iyi senaryo nedir? En kötü senaryo nedir? Hangi seviyeler önemli? Bu videoda bütün detaylara değinerekten sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında bahsettiğim gibi aslında bu üstten gelen trend bizlere direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Ve bu her trende çarpı, çarptığımızda güçlü tepkiyi aşağı doğru alıyoruz. Son hareketimizde maalesef bu trendi dahi deneyemeden yeniden burada bir fake out hareketiyle yeşil bandın kırılması veya kabinde mavi trende doğru bir hareket gözlemleyebilecek miyiz? Yani asıl önemli soru bu olacaktır. Neden burayı önemsiyoruz? Daha önceki videoları izleyenler hatırlayacaktır. Bu mavi trend bize bu adamıyız, ayıda mıyız bunun sinyalini veriyor. Yani biz burada arkadaşlar bunun üstüne kaldığımız sürece yukarı hareketlerimizi devam ettirirken bunun altına attıktan sonra bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve burada her yukarıya harekette yeniden tekrardan kendimizi aşağıda buluyoruz. Ta ki nereye kadar? Bu mavi band tekrardan şurada kazanılıyor. Akabinde daha güzel hareketler. Sonrasında bakın ne olmuş burada? Yani burada çok uzun bir süre geçirmişiz aslında. Bu süreyi sizlere şöyle ölçmek istiyorum arkadaşlar. 63-64 gün boyunca bu aralıkta oyalanmışız, iğne atmışız, dönmüşüz, bir daha gelmişiz, aşağı kıracak gibi yapmışız, dönmemişiz. Akabinde bakın nasıl bir hareket gelmiş. Sonrasında bakın arkadaşlar yine tepkileri almışız. Fakat burayı kırdığımız anda ne oluyordu? Burada olduğu gibi ayı sezonu yaşıyorduk ve burada olduğu gibi kırdık, ayı sezonuna girdik. Fakat şu anda ne görüyoruz? Biz üstüne attık, testi yaptık. İlk gelişimizde tepki aldık ve akabinde arkadaşlar bu tepkiyle birlikte tekrardan aşağı doğru bir yönlenme görüyoruz. Fakat bahsettiğim gibi bizim için önemli olan şey neydi? Buranın kırıldığını görmek. Bakın burası kırılmıyor arkadaşlar. 2 ay boyunca burada oyalanılıyor. Ve buradaki ana fikir şu oluyor. Burada çok oyalandık artık aşağı doğru gideceğiz derken yeni bir hareket yapıyoruz. Belki de burada kurgulanan senaryo şu anda bu olabilir. Yani biz henüz burayı kırmadığımız için gidip burada 30'ları konuşmak, 40'ları konuşmak, 20'leri konuşmak hiçbir şekilde mantıklı değil. Bizim için önemli olan senaryo nedir? 51.500'ler buranın altında gelecek olan gün ve hafta kapanışı. Geldiği anda biz Bitcoin'de maalesef daha kötü senaryolara odaklanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat şu anda bunun sinyallerini almamakla birlikte günlükte, 4 saatlikte, saatlikte, 15 dakikalıkta hepsinde negatif olabiliriz. Hepsinde düşüş sinyalleri olabilir. Fakat haftalık bizim için ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Haftalık diyor ki sen test yapıyor olabilirsin. Hala bunu söylemek istiyorum çünkü Önemli bir senaryo burada olduğu gibi yükselişten sonrasında gelen bir dinlenme fazı veya bir geri çekilme fazı burada indikatörün üst bandında güç alaraktan tekrardan yukarıya gitmemizi sağlıyor. Fakat bu güçlenme hareketi bahsettiğim gibi uzun sürüyor arkadaşlar hemen gitmiyoruz. Burada satıcıları elinde bulunan coinleri satanları fazlasıyla görürken akabinde tekrardan bir yükseliş dalgası ve koşturaraktan hiçbir şekilde retest vermeden bakın görüyorsunuz mumun Aşağı doğru bir hareketi dahi yok. Şurada var ama keskin bir geri çekilme olmadan yukarıya doğru gidiyoruz. Ve burada da şu anda burada olduğu gibi aynı yerde oturuyor olabilir miyiz? Ki burada bahsettiğim gibi kırmızı bant da bizim için önemli. Kırmızı bant kırıldığı anda daha sert düşüyoruz. Bakın kazandık test yaptık kazandık test yaptık ve şu anda tekrardan bunun geldiği seviyeler 51.500 dolar. Yani hem günlükte hem haftalıkta biz burayı koruduğumuz sürece bizim için aslında düşüş trendini konuşmak mantıklı olmayacaktır. Fakat burayı kırarsak ne olur? O zaman maalesef işte kötü senaryolarda konuşulur. 38'lerde, 36'larda, 40K'larda konuşulabilir. Ama şu an için bahsettiğim gibi hala erken olduğunu söylemek istiyorum. Onun akabinde isüren stopumuz bize ne diyordu? Biz arkadaşlar... E, uzun süre satlarda kalabiliyoruz hatta satta kaldıktan sonra şu alanda olduğu gibi uzun bir süre bu bandı deneyip altında bakın kapatma yapmamışız. 63 gün boyunca bir oyalanma, 2 ay yaklaşık olarak 2 ay bıktırma süreci. Yukarıya mı gidiyoruz? Hayır gitmiyoruz. Yukarıya mı gidiyoruz? Hayır gitmiyoruz derken güzel bir hareket gelmiş ve şu anda da buraya ilk kez geldiğimizden bu yana biz 28. günümüzü dolduruyoruz ve burada arkadaşlar eğer ki bu bıktırma süreci daha da devam edecekse bu bize bir iki aya daha mal olabilir ve bu da bizlere ekim ayından sonra aslında e, artık e, kripto için asıl baharın geldiğini gösterecek olan bir unsur olabilir. Ama ne istiyorduk biz burayı kırmayalım arkadaşlar. Burası da tabii ki e, diğerine göre diğeri 51.500 diyordu bakın bize e, diyordu ki 51.500'ü kırma bu da bize diyor ki 49.300'ü kırma. Yani bu aralıkta bir kırılım yapmadığın sürece aşağıyı konuşmak, 36'ları, 32'leri konuşmak mantıklı olmayacaktır diyor. Burayı da bu şekilde takip edebiliriz. Yani haftalıkta önemli bir destek üzerinde oturuyor olabiliriz. Burada aslında anlatmak istediğim senaryo budur. Herkesin düşüş beklediği yerde aslında gerçekten de güzel alım noktalarında oturuyor olabiliriz. Bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Onun akabinde bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman bir diğer grafiğimiz bize şunu söylüyor. Acele etme diyor. Yani burada düşüş trendleri RSI bazında başladığı zaman Aresay bazında da bu düşüş trendlerinin sonunun geldiğini görmemiz gerekiyor. Bakın burada bir kırılım geliyor. Kırılımdan sonra nasıl yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Burada yine arkadaşlar görüyorsunuz ki bir düşen trend söz konusu RSI bazında ve bu kırılımdan itibaren şurada kırılıyor ve kırıldıktan sonra durdurak bilmeyen bir yükseliş başlıyor. Ve burada yine arkadaşlar 4 Mart 2024'ten bu yana RSI düşen trendini devam ettiriyor. Son şu hareketi yapmıştık. 66 bin doğru 65 bin 66 bin doğru bir hareket yaptık. Akabinde oradan geri çekildik. Ve bize şunu diyor şu RSI trendini kır yoluna devam et diyor. Yani garantici arkadaşlar ne yapabilir? Ben trendin döndüğünü bir türlü anlayamıyorum diyenler ne yapabilir? Şu trendin kırılımını bekleyebilir. Bu trend kırıldığı anda hem YouTube üzerinden hem Twitter üzerinden sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Sonrasında USDT dominansı ne yapıyor? Dominans bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar dominans aslında Bitcoin ile ters korelasyona sahip bir ürün. Yani Bitcoin'de de destek hattına her geldiğimizde Bitcoin maalesef geri çekiliyor. Bakın 3 numaraya bakın arkadaşlar sert bir geri çekilme. 4 numaraya bakın sert bir geri çekilme. 5 6 numara yine burada da görüyorsunuz Bitcoin de maalesef geri çekilmelerin başladığı nokta. Ne istiyoruz? Dominans'ın artık şu trend hattını kırması gerekiyor. Ve dominans arkadaşlar aslında güzel bir direnç noktasında. Burada bakın sat yaktı sattan sonra e, indikatörü denedi ve burada artık e, deneyebileceği alan 7.43'ler olabilir 6.59'lar olabilir. Buralardan bir geri dönüş gözlemlememiz gerekiyor. Ve burada dominansın 4.32'leri aşağı kırmasıyla birlikte Bitcoin'de asıl rally ortamı da başlayacaktır. Onun akabinde peki en kötü senaryo ne olabilir Bitcoin tarafında? Bunları konuşalım. Burada da arkadaşlar benim fikrim şudur. Bakın bir korona çöküşü oldu ve bu korona çöküşünde Bitcoin'in 3000 dolarlara kadar gerilediğini görmüştük ve burada aslında indikatörün tuttuğu nokta burasıydı. Sonrasında bakın Bitcoin 69.000'den bir düşüş yaşadı. Bir ayı sezonuna girdi. İndikatörün tuttuğu nokta burasıydı ve şu anda da bize şunu söylüyor. Çok 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 büyük bir negatif haber gelirse, bu haber ne olabilir? Savaşa gidiyoruz gibi bir haber olabilir. Trump'ın seçilmeme durumu olabilir. Trump'ın re yapma durumu olabilir. Trump ben vazgeçtim kripto paraları savunmuyorum diyebilir. Yani siyasetçilere hiçbir şekilde güvenmemek de gerekiyor bu süreçte. Elon Musk'ın geçmişte yaptığını hatırlayanlar olacaktır. Önce Tesla ile ödemeleri kabul ettiğini söyledi. Bitcoin ile Tesla alabileceğimizi söyledi. Akabinde bunu reddetti. E, yani burada da aslında bahsettiğim gibi çok kötü bir senaryo olursa da bana kalırsa 36 binler görünebilir. Ama bahsettiğim gibi arkadaşlar bunun için bana kalırsa biraz daha zaman var. Biraz daha onay alınması lazım. Şu anda bahsettiğim gibi herkesin bu alanda şortladığı noktalarda olabilirsiniz. Çünkü kırılım gelmedi. En azından şu kırılım gelsin daha sert hareketler görebilirim aşağı yönlü olarak. Benim bahsetmek istediğim olay şu anda bu. Onun akabinde peki likidasyonlara baktığımız zaman hala longları temizleyen bir market maker söz konusu. Yukarıda şortların likidasyonları var mı? Var arkadaşlar ama market maker bir türlü bunları içeriye almak yolunda ilerlemiyor. Yine şu anda longların hafif üstünlüğünü görmeye devam ediyoruz. Onun akabinde peki yukarıya gidersek kimleri içeriye alabiliriz? Yukarıda 70 bin doların üstünde likidasyonlar var. 72 bin doların üstüne 20 milyar dolarlık likidasyonlar var. Yani aslında destek hattında oturuyor olabiliriz dememin sebebi de bu aslında. Peki aşağı yönlü gidersek en derin likidasyonlar nerede? 34 bin dolar da bulunuyor arkadaşlar. Tabi bunun altı da var ama 26 bin dolar oranın geleceğini ben sanmıyorum. Dediğim gibi büyük bir felaket senaryosu. Ee, en kötü senaryo bana kalırsa 36 bindir. Ee, en son cephanenin en son kurşunun saklanılması gereken alanın bu olduğunu düşünüyorum. Fakat öncesinde bahsettiğim gibi ben aşağı yönlü bir kıralım görmek istiyorum ki daha net düşüş sinyallerini konuşabilelim istiyorum bitcoin tarafında. Peki ABD tarafında son durum nedir? ABD tarafı 2.9'a kadar enflasyonu düşürmeyi başardı ve %2'lik hedefe geldikten sonra biz artık faizleri indireceğiz demişlerdi. Ve faiz indirimleri artık ufukta görünüyor arkadaşlar. Yani e, ayın 18'inde 5.25'e doğru bir faiz indirimi bekleniyor. Ve bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Faiz indirimleri demek insanların faizi olan iştahının azalması anlamına gelebilir. Tekrardan riskli piyasalara... Veya e, S&P tarafının Nasdaq tarafına geçiş yapması anlamına gelebilir. Bu da aslında piyasaları canlandırabilecek ana unsurlardan bir tanesi olurken... ...bir diğer unsur da Fed tarafının para yakımından ziyade tekrardan para basımına geçmesi. Yani bu kısıtlayıcı politikadan çıkıp... ...bu da belki Trump'la mı olur, farklı biriyle mi olur bunu da birlikte gözlemleyeceğiz. Ama artık döngünün sonuna geldik. Ne anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar her zaman para yakılmaz. Para yakıldıktan sonra bu para yakın sürecinin sonu sert bir şekilde para basımıdır. Para yakımından sonra sert bir şekilde para basımıdır. Para yakımından sonra artık bu döngünün sonlarındayız. Bu para basımı evresini ne zaman göreceğiz? Bunu da FED konuşmalarında sizlerle birlikte aramaya çalışacağız. Filankaril Index'de ise şu anda 29 seviyesinde ve korkuda devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.